Şimdi bir son dakika gelişmesi de varmış Dilan Polat'ın ablasıyla alakalı. Tamam. Sıla Doğu bırakıldı biliyorsun ki. Evet, bırakıldı. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Aslında beklediğim kararlardan bir tanesiydi. Çünkü zaten çok uzun zamandır şu an için biraz içerideler. O zaman bir VTR'sini izleyelim. İzleyelim bakalım varmış. Ona göre yorum tamam. yapalım. Peki haydi bakalım. Dilan Polat ve Engin Polat'ın davasında sıcak gelişme, şoke eden karar. Burnumuzdan kokusundan haram para geçirdiysek. Sıla Doğu, Can Doğu tahliye kararı çıktı. Aynı karar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Kürşat Polat'a neden uygulanmadı? Dilan Engin çiftine tahliye yolu gözükmüyor mu? Neden? Yani niçin? Can güvenliğimiz yok mu bizim bu ülkede? Altınlar ve dolarlar havada uçuşuyor. Dilan Polat ve Engin Polat için her şey yolunda gidiyordu. Fenomen çiftin üzerinde bir anda kara bulutlar gezinmeye başladı. Dilan ve Engin hakkında kan donduran iddialar ortaya atıldı. Burnumuzdan kokusundan haram para geçirdiysek. Derdi kaçırdıkları, para akladıkları, kara para, naylon fatura, azmettirme ve daha nice suç iddiası. Ben Allah'a inanan bir insanım. Benim dediklerim doğrudur. Dilan Polat ve Engin Polat diğer Polat ailesi mensuplarıyla birlikte geçtiğimiz yılın Kasım ayından beri cezaevindeydi. Fenomen ikili cezaevinde zor günler geçirdi. Aydınay'a yapılan duruşmalarda ikilinin sevenleri Dilan ve Engin'in tahliye olmasını bekledi. Fakat beklenen olmadı. Neden? Yani niçin? Can güvenliğimiz yok mu bizim bu ülkede? Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliye olmalarının önünde birçok engel vardı. Birçok suçla yargılanıyorlardı. Asıl tozu dediğiniz şey 100 liraya da satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler. Bazı suçlardan beraat etseler de ortada büyük bir suç vardı ki o da devletten para kaçırma. Dilan Polat ve Engin Polat hala vergi kaçırma suçundan beraat etmiş değil. Fakat geçtiğimiz gün sıcak bir gelişme yaşandı. Son dakika. Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 kişinin yargılandığı davada tahliye kararı çıktı. Dilan Polat, Engin Polat gibi isimlerin yer aldığı davada Polat'ın ablası Sıla Doğu ve kardeşi Can Doğu da yer alıyordu. O isimler için tahliye kararı çıktı. Polatların aylık değerlendirilmesi tamamlandı. 4. sulh ceza hakimliği Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutuklu olmasına karar verdi. Aralarında Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutuklularınsa tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Evet, gördüğün gibi. Çok sıcak bir gelişme bu. Evet, bunlar çok sıcak gelişme. Sevgili dostumuz, kameramanımız ve bizle birlikte çalışan basın mensubu sevgili Mustafa Ağa bütün bu görüntüleri son dakika Silivri cezaevinden evet. çekti. Dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum Mustafa. Her zamanki gibi olay, görüntüler ve başarı. Çok teşekkür ediyoruz. Ne diyorsun? Şimdi bu dosyada tahliye geldi. Evet. Enteresan değil mi? Evet, bu kadar enteresan. Önemli bir dosyada. Şimdi ben de tabii ki Polat ailesinin başına gelenleri herkes gibi ekranlardan izledim. Aynen izliyorum. Hepimiz gibi. Bir aynen. de etrafımda konuşulanlar kadar bilebiliyorum. Yani bence mesela bu olayın... etrafta ne konuşuluyordu? Senin etrafında ne diyorlardı? Suçlu vallahi, buluyorlar mıydı? Ya, ne bir... Suçlu bulan taraflar da var. Suçsuz olduklarını söyleyenler de var. Şimdi o kapalı kapılar arkasında neler yaşandı, ne oldu biz gerçekten bilemeyiz. Evet. Yani bu iş gerçekten hani artık zaten hakimlerin ve savcıların olaya bakış açısı ve zaten takibinde bu olay. Ama evet. benim en çok tabii ki bu olayda beni etkileyen şey Arto, ben çocuklara karşı çok hassasım ya. Yani bence bu olayların ne yaşanıyorsa yaşansın. En büyük mağduru çocuklar oldu. Evet ama işte yani bazen de anneler çocuklarını da düşünmesi gerekmiyor mu bazı yaptıkları hareketler için? Yani Bir dakika bir saniye. Bak bir şimdi, çıkış görüntümüz var. Bir baygınlık zannedersem geçiyorum. Mustafa Ağa da onu da yakalıyor, onu da görüyor. Evet. Arabaya bindin, arabaya in ya. Gel öne geç. Arabaya bindin, arabaya in ya.
Abi bir arasana sana zaten. Nereye kayboldu? Orada orada. Dolayısıyla da artık mutluluktan mı, sevinçten mi, üzüntüden çok mi, neden bilmiyorum ya. Ama tabii ki aylar sonra, evet, o lüks hayattan, o şan, şöhret, muhteşem bir yaşantıdan aylardır tabii cezaevine girmek çok kolay bir şey olmasa gerek. Ama maalesef bazen yolumuzu şaşırmamamız gerekiyor. Ben yine de tabii ki en azından çıktıkları için biraz da olsun sevindim. Çünkü evde küçük çocuklar var. En azından teyze mi oluyor, hala mı oluyor? Teyze. Teyze olarak teyze. En azından. Ve dayı oluyor galiba. Evet, başlarında biraz çocukların bulunacaklar. En azından peki onun için. Peki sence bu tahliye kararı, hani alınan şikayetlerin, geri alınan şikayetlerin neticesinde mi Sıla Doğulu'nun? Yavaş yavaş olabilir çünkü bunlar Sıla ve Can en son aslında olaylarla ilişkisi görünen taraflar gibi. Gibiydi. O yüzden de hakimlerimiz bu yönde tasarruf kullanıyor ve diğerlerini, Dilan'ı, Engin'i daha içeride kalmasını istiyor aylık toplantıda. Demek ki böyle bir takdir, karar böyle verilmiş. Bakalım yani tabii önümüzdeki böyle. Günler çok şeye çok gebe. Şeye gebe, evet. Bakalım neler olacak. Masak raporu çıktı mı bilmiyorum ama çıkmadı ki. Hala devam ediyor olay. Çıksaydı sunulacaktı. Ve ona göre artık yargılanma yavaş yavaş neticeye varacak. Evet. Bildikleriniz, duyduklarınız varsa bize yazın. Arto Dalga'ya ya da Pınar Eliçe'ye birlikte paylaşalım. Birlikte bu olayı tartışalım. Siz... Bu iki kişinin, Doğu ailesinin çıkması, yani Dilan Polat'ın akrabalarının çıkması için ne düşünüyorsunuz? Çünkü dediğim gibi ve senin de dediğin gibi herkes ikiye bölünmüş durumda. Çıkmalı, çıkmalı, çıkmamalı, çıkmamalı. Tamam, çamaşır yıkayanı gördük ama çamaşır yıkatan nerede? Nerede? Yani bir sürü soru var tabii. Şimdi bu davayla ilgili biliyorsun ki ailenin bir sosyal medya uzmanı vardı. O da içeri alınmıştı bu konuyla alakalı. Ona da tahliye gelmiş. Ona da tahliye geldi mi sosyal medya uzmanı? Sosyal medya uzmanına da tahliye gelmiş. Tamam. Yani aslında tahliyeler peş peşe gelmeye başladı gibi görünüyor. Sence Dilan Polat'a da bir tahliye gelir mi Arto? Vallahi eğer ki bir şey hiç fazla çıkmayacaksa, sadece belgesel olarak bir şeyler çıkacaksa bence gelecek gibi geliyor. O yüzden tahliye olma ihtimali var. Ona göre de devlet cezasını kesecek. Tabii keser o. Taksitlendirme neyse ödemesi gereken şeyleri ailece ödemek durumunda kalacaklar. Tabii. Orada sarıldı zannedersem şoförü bu arada ve orada baygınlık geçiriyor. Ondan sonra Sıla'dan bahsediyorum. Oradaki beyaz, bana bilgisi de geldi. Oradaki beyaz tişörtlü de zannedersem Dilan'ların dediğim gibi hem koruması hem şoförü. Nilgün ve Mıstık da onları da artık tabii sosyal medyadan herhalde tanıyoruz. Dediğimiz gibi onlar da tahliye olmuş. Evet. Şimdi sosyal medyacı dediğin herhalde Mıstık evet, olan. Evet. Şimdi Arto'cum ya ben şöyle bu tabloya baktığım zaman burada kim suçlu? Kim suçsuz onu bilemem. Çünkü bunlar kapalı kapıların arkasında bulunan olaylar. Olan olaylar. Ama tek bildiğim bir şey var ki yaptığınız hiçbir şey bu ülkede yanına kalmaz. Yanına kalmıyor. Aynen. Bak. Asla kalmıyor.
Bir de şu da önemli. Herkesin acelesi vardır. Adaletin ve hukukun acelesi yoktur. Yoktur. Mutlaka seni bir gün bulur. Cezasız kalmaz. Mutlaka cezanı verir. Tabii veririz. Ama şuraya da bir parantez açmak istiyorum ben. Önemli olan yanlış yapmak değil. İnsanız, hepimiz yanlışlar tabii ki yapabiliyoruz. Öyle. Tabii ki öyle. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ve yanlış yapmaya da müsaitiz. Bunlar bizde, bizim için bile geçerli. Çünkü yaşamın içerisinde böyle şeyler aynen var. Öyle. Ama en önemli şey ne biliyor musun? Umarım ki, umarım bu kadar yaşanan olaylardan, bu kadar yaşanan üzüntülerden sonra bir daha tekrarlanmaz. Ve bir ders alırlar. Alınmasını istiyorsun değil mi? Tabii. Bu aslında hepimize bir ders olmalı. Tabii şu ki. Yaşanan olay. Yalnız fark etmiyor musun? Zaten bu herkese bir ders oldu. Herkese. Sen şimdi artık o influencer diye geçinenleri tabii, görüyorsun dışarıda. Evet. Ki bu Dilan bunların en iyisiydi. En çok etkileşim alan. Alandı. Bilmem ne bilmem ne. Yani işinde influencerlık bölümünü doğru yöneten birisiydi. Evet, evet. Düşün öbür daha hani... Sayamayacağımız bir sürü influencer dedi, ben influencer diye ortaya çıkıyorlar. Herkes çeki düzen verdi kendine verdi, Pınar. Bak verdi, herkes. Verdi. Şimdi artık görüyor musun? Ay işte ben şu son model İtalyana biniyorum. Ben son model Alman'a biniyorum. Ben şimdi köşkten çıkıyorum. Ay dadılarım yanımda, işte yediğim önümde, yemediğim arkamda evet diye. Artık hiç öyle söylemler görüyor musun? Yok, görmüyoruz. Belki tabii ki de o 200 bin kişiden ikiye inmiştir böyle söylemler. Evet. Dolayısıyla tabii ki her şerde bir hayır, hayır var. Hayır var. Her şeyin bir düzenli ve düzene gelmesi gerekiyor. Evet, evet. Çünkü ülkede çok mutsuz olan, işine gücüne doğru düzgün gidemeyen ya da parasını kazanamayan bir sürü insan var. Bazı şeyleri yaparken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor doğru gibi geliyor. Ya yani, ben dilerim, yani ben açıkçası Polat ailesinin de cezasını çektikten sonra çıktıklarında hani daha sade bir hayatı seçeceklerine inanıyorum. Evet. Çocuklarıyla daha samimi, daha samimi bir ortamda gerçek bir aile gibi yaşamalarını tercih ederler diye de düşünüyorum artık. Gördüğünüz görüntüler son dakika görüntüleri. Evet. Can Doğu, Sıla Doğu ve sosyal medyacılar zannedersem Mıstık. Yani ailenin daha çok tanınanlarını söylüyoruz. Tahliye oldu. Zannedersem tahliye sebebi artık sadece vergi davaları kaldığı için evet diye düşünüyorum. Bir de diğer kişiler suç duyurularını çektiler. Tabii. Bir sürü suç duyuruları vardı. Tutuksuz olarak yargılanma. Banu Parlak'tan tut, kendi evet komşularından kendi tut, darplar, işte evet silahlı saldırılar, silahlı kurşunlamalar. Bunların hepsi. Yani tabii çok atraksiyonlar var. Bunların çoğu geri çekildi ve son dakika olarak Sıla ve Can, Dilan'ın kardeşleri, ablaları tahliye oldu. Zannedersem eğer ki durum böyle giderse belki bir sonraki aylık görüşte veya mahkemede belki bir pozitif karar daha aileye çıkabilir. Ben ama, Dilan'a bekliyorum. Evet ama bunu göreceğiz. Dilan için ben bekliyorum. Ben de Dilan için öyle demiştim. Bekliyorum. Hani bana sorarsan cezalarını mutlaka çekmeli. Çekecekler tabii ki. Devlet bunu peşini asla bırakmadı ve bırakmıyordu yok, gördüğün gibi. Yok. Sadece başkalarına yapılan elektronik kelepçe tarzı anne olarak belki onu çok da tanınmış olduğu için ev hapsi olarak yani kaçma riski minimumda olduğu için belki böyle bir şeyi sene öbür ayda öbür görüşmede belki verebilir. Zaten Artocuğum bak bu olayın şöyle bir düşünecek olursak en büyük mağdurları çocukları oldu. Tabii. Ben tabii çocuklara çok bak çocuklar konusunda çok hassasım ve ilk aşkım bu olay olduğunda hemen çocukları düşündüm. Ya aşkım ailede ama insan kalmadı ya. Ben Dilanlar için söylemiyorum. Herkes için söylüyorum. Herkes için geçerli. Hayatım bu. Bunlar yapıyorlar. Ya ondan sonra diyorlar ki çocukları bir bak, ya bir girmeyin işte ya. Girmeyin, yapmayın. Bak bir sabah uyanıyorsun. Anne ve babaları ellerinden kayıp gidiyor ya. Kayıp bir gidiyor anda be ya. O travmayı düşünebiliyor musun? Ya o çocukların yaştaki gözyaşları, o çocukların travması. Yani dediğim gibi attığımız yani anneler babalar olarak attığımız her adımı
Önce çocuklarımızı düşünerek, eğer evlatlarımız varsa evet yapmamızda ya fayda var ya. Neye ya, nedir Allah aşkına, para dediğin olay aynen ne? Öyle. Yani Allah sağlık versin. Sağlık, yani nasıl söyleyeyim biliyor musun? Evlatlarıma, param olmasın benim. Ailemle, evlatlarımla hayatımı normal bir şekilde geçirebileyim, onlarla olayım ve ya. Ve ailemin sağlığıyla değil sağlığı, mi? Sağlığı, evet. Bak, ne kadar çok SMA'lı çocuklar, ne kadar çok kana ihtiyaç, kanser, o bu diye zaman zaman hatta bolca anonslarını yapıyoruz. Bolca paylaşımlarını yapıyoruz. Sağlık, huzur her ve şeyden mutluluk önemli. Ve evlatlarınız yanınızda her şeyden, olmadan. Evet. Her şey boş. O kadar. Kesin. Ne oldu? Eminim ki onlar da orada. Tabii. Ve başkaları da tabii bu dersleri yavaş yavaş çıkartıyorlar. Evet. Zaten diye adalet bunun için yok. Tabii ki öyle. Yani kimse kimsenin yerini, hukukunu gasp etmemeli. Evet, şimdi bu görüntüler söylemezsem olmaz'a ait. Mustafa Ağa'da muhteşem bir muhabir, evet, kameraman, evet, her şeyimiz. Her şeyimiz. Bu görüntüleri de söylemezsem olmaz olarak ilk kez biz yayınlıyoruz. Evet, gördüğün gibi korumasız annemiz, koruması ve şoförü olan başka arkadaşımız. Başka görüntülerimiz de yolda geliyor. Evet. Programımızın içerisinde geldikçe onları da, evet, tamam, onları da yayınlayacağız. Onların bilgisini de verelim. Evet, şimdi orada Dilan'ın kızı var mı bilmiyorum ama sanki var Dilan'ın, gibi gördüm. Dilan'ın kızı da orada. Kızı evet, da orada kızı zannedersem. Da orada, kızı da. Dolayısıyla teyze hoşu mu? Teyze mi oluyor? Teyzesi oluyor. Teyzesini Sula de, evet. Evet, karşılamaya geliyor. Bakalım, göreceğiz. Bu evet, son dakikalar geldikçe sizi paylaşacağız. Evetlerle görmek istemiyorum artık. Bunlar ya biliyorsun çok büyük bir başarıya imza attık. Mustafa Ağa'da ilk son defa. Son dakikamız mı var? Evet, son dakikamız var. İlk defa Dilan Polat ve Engin Polat ailesi Can ve Sıla Doğu tahliye oldu. Vay. Şu anda şok haber. Ama ve Mustafa Ağa da. Son dakika görüntüler var. Evet, yeni görüntülerimiz var. Onları da vereceğiz zannedersem. Bütün haber kanalları, bütün kanallar şu anda bu gördüğünüz güzel başarılı çekimlerin peşinde. Çünkü bu bir habercilik. Bir izleyelim o zaman. Söylemezsem şimdi olmaz'a olmaz ait. Da ait. Merhaba. Merhaba. Ya biraz konuşsaydık. Çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl geçti? Çok sağ olun. Çok çok geçmiş olsun. Çok sağ olun. İşer abi. Abinizle yengenizle görüşebildiniz mi? Görebildiniz mi ikisini de? Çok teşekkürler arkadaşlar. Şu an konuşmak çok zorlu şartlarda geçtin mi? Ya zencinizi biraz bizimle de paylaşırsanız çok seviniriz. Çok sağ olun. Can gel. Can çekilir arabaya gel. Can abi. Can Bey. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mecbur olsaydık abinizle görüşebildiniz mi? İçerideki sıkıntılar biraz anlatabilir misiniz? Çok geçmiş olsun Can Bey. Çok sağ olun. Sonra görüşürüz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ahmet abi Dilan kaldı. Hayır hayır. Evet sevgili seyirciler, bu arada bu altınlar gerçek değil arkadaşlar. Bu görüntüler bu arada sadece altınlar gerçek değil. Bak millet bangır bangır bağırıyor. Başıma iş gelmesin. Yok yok. Açıklayalım. Şimdi çok önemli bir konu var. Bu görüntüler sadece söylemezsem evet, olmaz. Evet, son dakika girdik. Son dakika girdik ve orada Sıla Doğu diyor ki ben çıktım kardeşim çıkamadı. İsyanlarda. İsyanlarda sevinemiyor bile yani. O yüzden gerçekten bu çok önemli bir haber başarısı. Allah ve söylemezsem olmaz da. Mustafa şu Ağa'da. An, evet, Mustafa Ağa'da'nın görüntüleri, gibi çektiği görüntülerle yani büyük bir dram. Bu da mı kardeşi onun? Evet, evet, erkek kardeşi. Gördüğünüz gibi maalesef nereden nereye, hani hayatlar nereden nereye evrilebiliyor? Evet. Paraya, şöhrete, arkamda bu var, arkamda şu var. Hiçbir şeye güvenmeyin. Hiçbir zaman güvenmeyin. O yüzden koyduğunuzda yastığa başınızı rahat uyuyorsanız, bir hiç şeyle ilginiz da yoksa kalp kırmamak önemli. Daha büyük zenginlik ağlamak olamaz. Ağlamak önemli. Tabii. Yani şu yani görüntüler o kadar üzücü ki, ah be Sıla.
Ah be Dilan. Nereden ah be. Ya, nereye? Yani. Nereden nereye? Ya. Değil mi? Ya. Bir ne tane kadına pijamasını falan vermiş onu vurmasın diye. Nasıl? Akıl hastanesinin kadına pijamasını vermiş. Bir kadın. Sen nereden aldın tabii, bu bilgiyi? 67 yerinden mi ne vurmuş annesini. Korkmuş ondan. O kalpli pijamasını kadına hediye vermiş onu vurmasın diye. Dilan Polat. Bak bu da başka bir duyulan dışarıdan bir bilgi demek ki. Evet. Oradaki tabii ki o... Magazinde gördüğümüz şeyler. İç dağlayıcı, yürek dağlayıcı o bağırmalar. Ben çıktım, Dilan nerede, Dilan içeride diyor. Kardeşim çıkamadı diyor. Ya bir daha istiyorsan Alican Bey bizi al. Evet. Net olarak verelim Mustafa Ağdağ'ın başarısını. Özgür olmak ne kadar önemli bir şey değil mi? Dünyada. Özgürlük ya. Özgürce canın istediği yere gidebiliyorsun. İstediğini yiyebiliyorsun ya. Özgür olmak ya. İşte diyorlar ya kuşu altın kafese koymuşlar. Nerede benim özgürlüğüm ya. Demiş. Yani dolayısıyla çok üzücü. Tabii ki. Yarım saat duramazsın o dört duvarın içinde. Tabii hele işte. Öyle bir şekilde o varlığı kazandıktan sonra parayı kazandıktan sonra acı. Özel uçaklardan... oğlum bugün o arabaya binme, öbür arabaya bin bilmem ne. Yani ya ne bileyim ya. Vallahi hem kızıyorum, kızmayınca da bu sefer halk bana kızıyor. Niye sen onların yanında mısın? Yanında değilim de her insan hata yapıyor maalesef. Evet. Ben bunu hep söylüyorum. Kusura bakmayın. Çamaşırı yıkatanı evet hallediyoruz. Ama çamaşırı yıkayanı hallediyoruz da çamaşırı yıkatanı da o zaman herkesi neyse bir bakmak lazım diyorum. Bakmak lazım. Hep söylediğim ya herkes o. Kendi...